tanım. Isındınız mı biraz? Şimdi tekrar duygusal şarkılara dönelim biraz sonra. Ana ne kadar çok, o kadar çok eseri var ki hangisini okuyacağımı şaşırdım. Dur. Tamam, önce kardeşle başlayayım, sonra Cerrah Paşa. Şimdi kardeşi de Yavuz Hasanoğlu için okuyacağım. Nerede Yavuz'um? Sponsorumuzdur, iyi bakalım ona. Üşüdün mü Yavuz'um? Tamam. Ya Ramazan'da insan şuraya bir çay gönderir. Benim şunu biliyorum. Yavuz bana yağmurdan bahsetme, yağdır. Buraya çay gelecek. Arkada çaktırma, tüyo vereyim sana. Şey var, ısıtma şeyi var, ondan yap. Aa, ne diyorsun, düğmesi çabuk ısıtanlara? Ya kettle de diyeyim. Ya biz ona güküm derdik, kettle of the bird, hadi. Güküm yani. Ceyranlı güküm. Ne güzel. Babaannem çok komik bir kadın, onu hatırlar. Babaannem nur içinde yatsın, enteresan. Hani ailede en başta oturur, her şeyi de o bilir. Annemi de hiç sevmedi. Hiç. Annem onun kara bıyıklı demir ağasını aldı diye hiç sevemedi onu. Mesela anneme hiçbir zaman adıyla seslenmedi. Gelir tarladan, orospu nerede? La bir defa da ismini söyle, ayıptır benim annem ya. Sevmiyorum. Neyse. Aldı ya bu şahane. Şimdi bir gün hakikaten yaşanmış öykü. Köyden bir uçak geçti. Esed'in kara ağaçları yaladı geçti böyle. Ulan dedi, kuracak bize. Herhalde adam yolu şaşırdı. O beyaz şey çek, göz iki yerden patlayacak. Ulan dedi, uçak yaladı geçti bizi. Yaptı yerler ağaçlar, akasyalar böyle budandı. Yaptı kara ağaçlar falan. Biz dedik, lan ne oluyor, savaş mı çıktı? Babaanne dedi ki, panik yapmayın. Bu aşağıda Samiye'nin bir sevdası var. Eskişehir'de o pilot geldi hava atmaya. Ya böyle bir şey uydurma var mı ya? Pilot gelmiş köyde hava atıyor Samiye ablaya. Lan adam da ağaçları budadı ya. O herhalde yolunu şaşırdı. Bir de yine köye tozör yolları genişledi. Rak 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 falan böyle. İstanbul'da öğrendim onu. Uçak geçerdi arkada bir iz kalır ya. Çoğunuz meteorolojik uçak bilirik onu. Halbuki normalde o havadan dolayı kalıyor. Eğer hava çok nemsizse uzun süre kalıyor o beyaz şey. Şimdi nenem tozörleri seyrediyor. Baktı üstünde geçti yüksekten bir uçak. Arkada bembeyaz bir etti böyle. Kurban olduğum hükümet kökten de yol yapar. Ya bu kadar uydurma var mı ya? Onu zannetmiş glider. Otoban yapıyor zannediyor otoban. Dümdüz ya. Ya böyle bir uydurma kadın yok ya. Bu ara toplandık bir odada şey yaptık böyle çocuklar özenmeyin de şeyden sigara yaptık. Mısır püskülünden zehirleniyoruz. Sardık onu humiyalara. Direkt kanserojen. İçiyoruz öyle. Göz gözü görmüyor. Babaannem dedi bakayım abi bokşenine ne yapayım. Açtık abi. Baktık göz gözü görmüyor. Duman içinde etler böyle. Valla korkarım rakı içiyorsunuz ha. Ya ne alakası var şimdi sigaralar rakın. Sigara içinde çağrışım o. Bir de bunun bir tane kardeşi var. Horoz Hasan meşhur. Horoz Hasan lakabı o. Çok da asabi bir herif. Buna uşağı getirdi. Denizli'den bir horoz. Öğretmen orada. Horoz öyle bir ötüyor. Ses bağırsa iniyor. Bırakmayı bok şey. 2 dakika sürer mi abi? Ya. Yar işte alkış. Evet. Tamam abi. Eyvallah. Evet pazarlık. Tanıştık içeride. Derken koca kardeşi lan bu horozu keseceğim ama koca korkuyor heriften. Ne yapayım? Horoz o kadar münasebetsiz zamanlarda ötüyor. Bir de bir eve bir horoz yeter. 2 tane fazla. Koca karı almış komili zeytinyağları vardı. Pamukla gitmiş horozun poposunu güzel bir yağlanmış. Horoz ediyormuş böyle. Ya zekaya bakar mısın abi? Diyafram yağlanınca kaçırıyor tabii. Horoz delikanlı yerinde. Ya bu kadar bir zeka olabilir mi? Tabii kedi gibi de temizleyemiyor. 15 gün gidiyor ona yağ. Dönüp temizleyemiyor çünkü. Tabii horoz diyaframa yüklenince kas bırakıyor. Gevşek. Ya inanılmaz bir zeka. Anadolu insanı var ya müthiş. Mesela bize hey gidi ka. Ya bizi yağladıklarını düşünsene abi. Yani koca karı bunu düşünmüş abi. Neyse biz ne konu neydi? Ya rezil oldum. Konu neydi ya? Neyse. Bir şey de anlatayım size bak. Yaşanmış bir şey. Zorlu Otel'de nur içinde yatıyorum böyle televizyonu izliyorum. Nur içinde değil de şey yapmam normal. Yatıyorum işte. Yine televizyonda da kan gövdeye getir ya. Oo, görsen böyle. Şimdi 8 Mart Kadınlar Günü röportaj yapıyorlar uzun sokakta. Kızcağız diyor ki kadının eli neden öpülür? Adam bir diyor ki kadın nezaket. Ne oldu kızım? Ne oldu? Üşüdü mü çocuk?
Çayımı paylaşabilirim ha. Tamam kızım, tamam alalım onu. Mahmut alası. Onu güldür ona. Tamam. Var ya, Cem Yılmaz'dan Beyaz'ın mesleğini aldım elinden. Hiç kusura bakmasın. Onlar çok başarılı. Onlar bizim arkadaşlarımız. Şimdi... Ulan diyor ki bir tane, nezakettir diyor, kadın kültürdür diyor. Herhalde emekli öğretmen bir şeydi. Bir tane daha geçiyor, ondan dedi ki, herhalde bacak, analarımızın, kadın anadır diyor, analarımızın eli öbülür diyor. O da herhalde orta segmente bir abimiz. Küçükşehir, üçüncü kişiyi tanıyorum benim okul arkadaşım, Muzaffer Esiroğlu'ndandır. Mesela lisede de öyle öküzdü. Şimdi, yok yok, lise şeyde, Esiroğlu'ndan, Maçkan'ın aşağısı. Dedi ona ki kızcağız, kadının eli neden öpülür? Abi Muzaffer'in verdiği cevaba bakar mısın? E bir yerden başlamak lazım. Ya böyle bir öküzlük olur mu ya? 100 sene düşünsem aklıma gelmez abi. Herif var ya arıza ya. Yani bula bula o cümleyi mi buldu? E ne yapalım, bir yerden başlamak lazım. Biz de bir yerden başlayalım da konuyu bulamadım. Konu neydi? Ne ha tamam. Yavuz'um kusura bakma şarkı kardeşi. Şimdi moda girelim. Evet. Şimdi sanatla uğraşanlardan çekinmeyin. Niye? Sporcular da öyle. Mesela inancın da öyle faktörü vardır. Nedir? İnsanın ruhunu terbiye eder. Kötü insan olmazsın, ruhun yıkanır. Mesela ben hiç banka dolandıran bir şair görmedim. Sunay Akın'ın cinayet işleyebileceğini düşünebiliyor musun? Mümkün değil. Dolayısıyla sanat da insanın ruhunu terbiye eder. Benim bir artım daha oldu. Maçka'da evimizin üç tarafı mezarlıktı. Ben o sessiz çığlıkları iyi bilirim. O yüzden dünyanın bir evcilik oyunu olduğunu biliyorum. 6 milyar yılda... yaşıyoruz 70, 80, 90 diyelim. Ben dede tarafına çektim. Beni Allah unutabilir her an. 90 olabilirim. Onların cinsi ölmüyor Yavuz. Bizim annemin tarafı ölmüyor. Abi ölmüyor lan. Size bir şey de anlatayım. Programda anlattım, anlatacağım. Köye gittim. Halam dertleşiyor benden. Halam bir türlü ölmüyor. Şimdi bazen sıkılıyor yaşamaktan. Bazen de çok asılıyor hayata. Diyor ki Şahım, niye öleyim? Baksana. Ağaçlar sararıyor, geyikler öteyi, hapır hapır akıllı gidilir mi filan. Bazen de bunalıyor. Çocuklar ondan önce ölmüş, üzülüyor. Diyor ki, uşağım. Sessiz konuşuyor, duyulmasın. Uşağım. Allah peki de beni ölmüş bileyim. Böyle bir şey. Dedim, hala sus, hatırlatma, gel alır seni, bırak. Kocakar ölmek istiyor, ölmüyor abi. Neyse. Yani bu yaşayacağımız süre dünyanın yaşına göre bir kelebek ömrü kadar. Hiçbirbirini kırmayalım. Allah sevelim, sevilelim. O yüzden... İyi ki sanat var, iyi ki sizler varsınız. Yavuz'um kardeş, lütfen kabul ediniz. Yaşanmış öykülü müzikler yapıyoruz. Bunun müziği bana ait, sözleri yine Cerrahpaşa yazan ablama ait. Kazım öldükten sonra ablam telefon açıyor bana, hep de telefonla bir şey. Şahım diyor, Kazım'a bir destan yazdırdım. Abla dedim, Allah aşkına travma geçiriyorum, şey yapma beni bunalıma sokma. Yok dedi, tamam. Daha sonra tekrar gönderdi bana. Şey biraz da biz düzelttik sözlerini. Sevgili Kazım Koyuncu için ablam Nurhan Bahçekapılı'nın yazdığı bir... eser kardeş. Ustanın şiiriyle okumak istiyorum bunu. Dostlarım, nasip olup da görmezsem o günü, ölürsem o günden önce yani, alıp götürün, şair beni bağışlasın, Karadeniz'de bir köy mezarlığına gömün. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda. Öbür yanımda kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe çavdarın dibinde ama. Türküler, traktörler geçsin alt başından mezarlığın. Seher aydınlığında taze insan yanık benzin kokusu. Tarlalar orta malı, kanallarda su. Ulan ne kuraklığı, ne jandarma korkusu. Elbette duyacak değiliz bu türküleri. Toprağın altında da ölüler, çürür karadallar gibi upuzun. Toprağın altında sağır, kör, dilsiz. Ama söylemişim ben bu türküleri be. Ben bu türküleri söylemişim daha onlar dizilmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşularıma gelince ırgat Osman'la şehit Ayşe çektiler büyük hasreti sağlıklarında. Belki farkında bile değildiler. Dostlarım, nasip olup da görmezsem o günü, ölürsem o günden önce yani. Ki öyle de görünüyor. Alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Son uyarıma gelince tepemde bir de çınar olursa taş baş da istemem hani.
gökten bir yıldız kaydı, Karadeniz'e düştü. Aman aman kardeş, yara yaralı. Onu sevenlerinin yürekleri tutuştu. Susun kuşlar, susun kara karalıyı. Aman aman kardeş, yara yaralıyı. Yine geldi yaz başı, şenlenir yüksek dağlar. Aman aman kardeş, yara yaralıyım. Demedi mi Azrail, var sevgilisi ağlar. Susun kuşlar, susun kara karalıyım. Aman aman kardeş, yara yaralıyım. Vay seni cerrah paşa, İçmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem, oy, oy. Vay seni cerrah paşa, içmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem, oy, oy. Bir dahaki seneye yolcu da gelip geçmem. Yolcuda gelip geçmem, oy, oy. Bir dahaki seneye yolcuda gelip geçmem. Yolcuda gelip geçmem, oy, oy. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Herkesin bir derdi durur içerisinde, durur içerisinde. Gurbet zalim gurbet, ah gurbet zalim gurbet, ağlatırsın adamı. Gözümde yaş kalmadı, bıraksana yakan, bıraksana yakan. Doktorlar da bilir mi ciğerin acısını, ciğerin acısını. Canımın yarisini, canımın yarisini, oy, oy. Cerrah paşaya koydum canımın yarisini, canımın yarisini, oy. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisin. Herkesin bir derdi durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin bir derdi var durur içerisinde.
Güneş yakar gözüm sızlar. Ne kalır gerisinde? Yaş akar gözüm sızlar. Ne kalır gerisinde? Herkesin bir derdi var. Durur içerisinde. Durur içerisinde. Herkesin bir derdi var. Durur içerisinde. Durur içerisinde. Söyleyeyim ben dinleyeceğim abi. Baş tabip geliyor yaramdan acı. Baş tabip geliyor. Aman ayağım. Hasta düştüm yüreğime. Hasta düştüm. Can üstüme sel gizli gizli. Çok seviyorum bu türkü. Bir tenada can cananı. Sinemi yaralar. Sinemi yaralar. Yaroy, 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 yaroy. Dil gizli gizli. Dil gizli gizli. Bir daha sinemi yaralar. Sinemi. Son şarkıya geldik. Ondan sonra bir yere git. Işık animasyonumuz var. Ses animatörü mü? Başkanım. Işık gösterisi var. Havai fişek daha doğrusu. Daha ne yapalım sizin için? Hiç kimse de gitmeye niye diyor. Ayıptır. Eviniz yok mu ya? Başkanım hiç kimse gitmiyor. Bu nasıl iştir? Donduk soğuktan. Ben üşümüyorum. Bak demin bir nüans yaptım. Hayat nüanstır. 49 gramla 51 gram arasında ne fark var biliyor musun? Bir gram değil. Hayır. Şu kadar. La. Şu kadar fark var. O bir gram yerine gelince böyle olur. Sen var ya nasıl bir adamsın. Tamam söylerim.
Bebeğim, söylerim bebeğim. Tamam, mesaj alındı. Öldürme bizi, dur. Tamam. Tamam gülüm, ayıp ediyorsun. Şimdi bir şey diyeceğim. Ortaya bak. Bencil bakmadım ya da. Feri'mi mi okuyalım? Şimdi uzaklarda bu. Hadi gel abi. Tamam, o zaman bir dakika. Oylama yaptırdım. Hep Feri'm çıktı. Şöyle bir şey. Güzellikler hakikaten. Lütfen yanınızdakilere çok kıymet verin. Veriyorsunuz zaten de. Eğer sevgiliniz yoksa da hemen yarından, hemen yarın aşık olun. Aşık olan adam da ruhu yıkanmış olur. 120 kilometre hızla giderken ön cama vuran kelebek yaparsınız. Acaba ne hissetmiştir? Nüanslara inersiniz. Yere çöp atmazsınız. Yere tükürmezsiniz. Şık giyinirsiniz. Şiir ezberlersiniz. Yani aşk adamı terbiye eder. Ben lisede bir kızı çok sevdim ama çok. Tabiat gibi cesur. Arılar gibi hünerli. O beni sevmedi aksınlar hep Mernuş. Şimdi durmuş kötü kötü bakar. Geçmiş borun pazarı, ben ne yapayım? Bir ses gelir çın çın öten kayadan. Yaptığın işlerden utanma, yapmadıklarından utan diye. Ama hiç beni sevmedi, olsun. Ara sıra rastlaşıyoruz. Diyorum ona ki, yani küçük yerde bir kız alamadınız mı yengeniz veya ablanız olur. Biz o terbiyeyle büyüdük. Şimdi bu saatten sonra sülale kavgasının çıkmasına gerek yok, otur aşağı. Diyorum ona, hayalinde 9 çocuk yaptığım sevgilim, o nedir diyor bana. Boş ver dedim onu. Her albüme bir tane eser besteliyorum senin için, fark ediyor musun? Evet dedi, benim sayemde para kazanıyorsun. Ya çok üzüldüm ama bu olmamalıydı ya. Neyse, ben yine belli etmedim efendiliğimden. Evet, nereden biliyorsunuz? Başkan, hakikaten sevdim onu ya, ne yapayım? Çok... Ya hani daha görüyorum onu, sık sık yutkunuyorum ki sesimin titremesini anlamasın diye. Böyle bir öküzlük olur mu ya? Var mısın? Sıtmalı hayvanlar gibi tutuyorum karşısında. Nedir bu anlamıyorum. Aşk bu işte. Aşk ilk büyük sarsıntıdır. Gerisi artçı artçı. Ben depremi orada yaşadım. Ne yapayım? Velhasıl ona yazdım, besteyi okuyacağım. O beni sevmese de olur. Ben onu sevdim ya. Hiç önemli değil. Ben onu sevdim. Ne yapayım? Dur. Ben şiir okumak istiyorum. Öyle girin. Ömer gözlerini yine patlattın bana. Korkuyorum bebeğim. Yeşil eriyim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim sen. Hapiste günler ağır geçer diyorlar. Olsun, olsun be. Ben vazgeçtim hürriyetimden. Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi gül. Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime. Kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım, kızım, yoldaşım. Ulan bir tek gözlerim değişmemiş sana. Bir tek gözlerim. Akçabat'ta bana demiştin. Akçabat'ta köfte yerken, Volkan'ım yaşlandık. Ben de sana demiştim, inci tanesi dişlim, son sözüm. Sana demiştim, yaşlanmak etin sarkması değil, etin gevşemesi değil, saçın beyazlaması hiç değil sevgil. Gel bu akşam buna başka bir anlam bulalım. Yaşlanmak belki de aşktan korkmaktır, ölümden korkmaktır, Volkan'ı almamaktır. Çalar mısınız? Saçmalıyorum şarkı, ya girin. Şarkıyı unuttum. Evet. Bu benim sevgilime yaptığım bestemdir. O benim demir kafesim içinde yanan bir aşk tanrıcasıdır. Hiçbir zaman sönmeyecek. Zaman zaman düşüme girer, rüyama girer. Dizlerimin dibinde oturur. Bir şeyler söyler bana. Ceylanlar su içmeye iner göllere. Dipsiz göller dalasım gelir. Başımda toprak kokusu ağaçlar. Ben onu hudutsuz sevdim. 100 bin kere 100 sevdim. Kilometrelerde dümdüz sevdim. Okyanusa düşmüş küplü çöpüne varana sevdim. Ben onu çok sevdim. Onun şarkısını okuyacağım abi. Soru gelmez bu şarkının. Açılır açılır gözleri gülümün. İçlerinde yeşil çam ağaçları. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Uyanışların en tazeleri. Odamızdan geçer gülüm seninle. Benim planım feryadım. Hey benim zizil baran memleket göz.
en büyük kudretim senin sahiden ıslak şehrimde olduğunu bilmek. Hatta şu an geceliğinle balkondasın. Dokunmaya çalışıyorum ince parmaklı ellerine. Yoroz değil kararan, yoroz değil. Bu akşam yüzümde ayrılmanın kederi var bu akşam. Biraz da geldik gidiyoruzun hüznü var. Sen kaldır öpülesi alnını ve bak bana. Karım, kızım, yoldaşım. Ulan bir tek gözlerim değişmemiş sana. Bir tek gözlerim. Bir tek gözlerim. Bir tek gözlerim sevgilim. Lara 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 lara. Geceleri hep peşinde koşur. Yönümü buldum. Kalp verdin, onur verdin. Yetmezdi deli pişeyim. Kalp verdin, onur verdin. Yetmezdi deli pişeyim. Vereyim fidanım her yanım. Hey benim zizil parmak memleket gözüm. Türlü müzik var bu akşam. Ya yedin beni, yedin beni bak. Tamam, dur. Tamam, tamam. Mi majör alabilir miyim? Ama söylemeye sınıfta kalsın. Tamam. Bunun başında şöyle bir Bedri Hamiyebi olur mu şeyi var. İşte Trabzon deyince akma bir salkım karaymış gelir. Zindan yeşili gelir aklıma. İçin için kandil kandil ballanır. Kandiller içinde bir kız koşmaya başlar. Dudaklarında karaymışım moru. Göğsünde de elinin körü. Vallahi şiir böyle, yemin ediyorum. Ne kadar güzel yakalamış değil mi? Şimdi okuyabilirim şeyi. Nerede? Gözümde kör. Ha ışık vuruyor. Lazer var adam, kör edersin. Lazeri vurmayın, kör olursunuz ha. Divane aşık gibi tadılaşım yollarda. Herkes çalışmış. Senin sebebin, yar senin sebebin ne da kaldım İstanbul'larda. Haydi. Bütün koro. Senin sebebin, yar senin sebebin ne da kaldım İstanbul'larda. Helal olsun. Aşalım yeşil çalımda damar. Selim de güzel çalıyor bunu. Hakikaten şımarma ama güzel çalıyorsun. Bunda da bir iki üç yapınca haydi bağıracağız. Kural budur. Kim için söyleyeceğiz? Pazar, Çamlı, Hemşin, Hemşin, Ardeşen, Borçka, Artvin, Rize, Şavsat, Yusufeli, Kemalbaşa, Fındıklı, Çayeli. Daha ne yapayım? Çamlı, Hemşin dedim. Onlar dedim dedim. İkizdere, Dere Pazarı, Güneysu. Yeter da. Patron Tiflis. Oraya kadar geç bak. Gel bu tarafa. Ne kadar yerde çalınıyor bu da ya? Selim, hadi o dünyanın en gizemli enstrümanını bize sergile bakayım. Haydi! Adını bir güç yapacağız. Haydi diyeceğiz bak. Bir, iki, üç.
deve yukarı. Aklım kaldı denize de, aklım kaldı deniz. Aklım kaldı denize de, aklım kaldı deniz. Sevduğum arkamızda, oy oy güzelim. Neler dediler bize de, neler dediler biz. Neler dediler bize. Haydi! Haydi! Oy gemim burada mısın? Yaktın beni yanasın da, yaktın beni yanasın. Yaktın beni yanasın da, yaktın beni yanasın. Bu şeyinin adına, oy oy güzelim. Al beni gidersin da, al beni gidersin. Al beni de gidersin da, al beni de. Haydi! Yaktın beni yanasın, yaktın beni yanasın da, yaktın beni yanasın. Bu şehrin adına, oy oy güzelim. Al beni gidersin da, al beni da gider. Al beni gidersin da, al beni gider. Al beni da gidersin da, al beni da gider. Al beni gidersin da, al beni. Hasanoğlu İnşaat. Efendim başka emeğe geçen bütün festival komitesine, belediyenin bütün çalışanlarına, halkla ilişkilerine, efendime söyleyeyim, pazarlama bölümü, düşmeyin, düşmeyin, gidin. Ana! Akrabam. Evet. Bizi karşı karşıya getiren başta Kemal Aydın Başkanıma, Hasanoğlu İnşaat'a ve sizlere çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın. Allah